Zekeriya Tamir Evi İmam Hatip Ortaokulu LGS 2024 ödül törenine hoş geldiniz, şeref veriniz. Böylesine mutlu bir günde bizleri yalnız bırakmayan başta Esabit Bey'e, sayın müdürlerine ve verilerimize, mesai arkadaşlarımıza, öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Bugün bizim için önemli bir gün. Niye önemli? Bir, öğrencimizin bir tanesi Elif Eda Ejderha soruların tamamını yapıp Türkiye birincisi oldu. Öğrencimizi tebrik ediyoruz. Allah Allah yolunu ve bahtını açık etsin. Hayırlısını nasip etsin. Diğer öğrencilerimiz de gerçekten mücadele ettiler, gayret gösterdiler. Demin paylaştım. Hiç umudumuzu yitirmeyelim. Bir örnek vereceğim. Elif Rana Akar burada. Elif Rana Akar en son yaptığımız okullar arası deneme sınavında 330. sıradaydı. Ve bugün Elif Rana %1,5 dilime girdi. Yani kendisi kazanacak seviyeye kadar geldi. Ben bunu not ettim. Diğer öğrencileri de bu şekilde. Yani umudumuzu yitirmiyoruz. Mücadele devam. Bizde mücadele, gayret, nasip Allah'ın işi. Sonuç onun. Netice onun. Biz karışmıyoruz. Onun için biz mücadele ediyoruz. Okulumuz biliyorsunuz 2012 yılında açıldı. 2012 yılından bu zamana kadar Maraş'ta zirvede kalmaya devam etti. Bu sene gerçekten büyük bir olay yaşıyoruz. Depremden dolayı iki okul bir aradayız. Derslerimiz 30 dakika yapıldı. Ancak buna rağmen okulumuzun başarısı geçen seneden ben hesapladım. İnşallah belli olursa yine 30'a yakın tenis sesi gelecek. Şeyi saymıyorum. Deprem kontenjanı var. Onları saymıyoruz. Bu arkadaşlarımız sürpriz yapanlar. Çalışıp mücadele edip sürpriz yapanlar. Yani gerçekten gönül isterdi ki tamamını bildirmek isterdi. Ancak İmam Hatip Ortaokulu olarak biz mutluyuz. Biz teşekkür ediyoruz. Çünkü kimse kaybetmiyor. İmam Hatip'e gelen, hele Zekeriya'ya gelen kimse kaybetmiyor. Herkes bir şekilde nasipleniyor. Onun için bu iklimi teneffüs etmek önemli. Burası bir sevgi okulu. Burası muhabbet okulu. Yani bazen işte çocuklarla bir sınıfta bazen şey yapıyoruz. Gerçekten sevgiler bu okulu. Depremden sonra bir ilgi daha verildi. Mevcudumuz 1100'den 650'ye düştü. Depremden sonra. Ama daha sonra hepsi geri geldi. Bizim şu anda mevcudumuz yine 1100. Değişen hiç yok. Okulumuza rağbet devam etti. Bir bilgi daha vereyim. Burada her gün öğrencimiz gerçekten çok değerli öğrencimiz. Burada olmayanlar da yine aynı şekilde değerli. Bizi üzmediler. Yani hiç üzmediler. Biz hiç öğretmenler gayet memnun. Arada sırada fırçalarımızı çektik. Eğitim adına her şey yaptık. Hocalarımız gaza getirdiler. Bunu da biliyorum. Buna rağmen hocalarımız gayet olumlu bir şekilde çocuklarını yetiştirdi. Bu sene yine bizim bir yarışmamız daha var. Sayın Müdürüm ve Hay Sahibimiz. İmam Hatip'te olmak istiyorum. Bir üyet müdür yarışmasının üçüncüsünü yaptık. Yine yakın müracaat oldu. Hala da kaçıranlar ilk dışından şuradan buradan devam ediyor. Biz ancak 240 kişi alabildik. Onlar da kayıtları yapıldı, bekliyor. İnşallah Ekim ayında da onların ödüllerini vereceğiz. Yani ister orada görüntülerde görürsünüz. Çok yoğun burada. Bakım bahçesi beni almıyordu. Yani orada büyük bir yoğunluk vardı. Ben tekrar katılımınızdan dolayı her birinize teşekkür ediyorum. Zekeriya Tanverdi'yi izlemeye devam edin. Yani bir daha söylüyorum. Bu okula kayıt yaptı. Hiç kimse kaybetmiyor. Herkes nasibini alıyor. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. YouTube mensubu Cert adına çok kıymetli abimiz, Sabit Tanrıverdi abimiz, kıymetli İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, çok değerli İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılarımız ve iki kanatlı bir nesil yetiştirmek için gecesine gündüzüne katan, uğurda çaba sarf eden ve dünyaya geliş amacı doğrultusunda iyi evlat yetiştirmek isteyen kıymetli velilerimiz ile tüm umudu kendilerine bağladığımız kıymetli yavrularımız. Bugün sembolik bir ödül töreni
hediye takdim etmek için bir aradayız. Okulun ismi Zekeriya Tanrıverdi Ümmetif Ortaokulu olunca bir kez daha düşünmek gerekiyor. Hakikaten de kısa zaman içerisinde ilimize damgasını vurmuş ve otomatik olarak ilk sıraya yerleşmiş bir okuldan bahsediyoruz. Bir zamanlar öğrenci bulmakta zorlandığımız, öğrencileri devam etsin de okul kapanmasın diye kapı kapı gezdiğimiz günleri bilenler de vardır içimizde. O günlerden öğrenci olarak iyi hatırladığımız için birçoğumuz da hatırlayacaktır. Bu günlere geldik. Tam da olsun şimdi. Ve güzel bir nesil, iyi bir nesil, kaliteli bir nesil. Hem bu dünya için, hem ahiret için iki kanatlı bir nesil. Eminim bu okulumuza teveccüh eden tüm velilerimiz bu hassasiyetle öğrencilerini buraya gönderiyorlar. Ve buradan dönüp giden, kayıp olamadığı için içi burkulan nice velimizin varlığını da şahidiz. Hamdolsun. Bugünleri de yaşıyoruz, görüyoruz. Ve ekranda sembolik olarak 10 tanesini gördüğümüz ama her biri birbirinden kıymetli 1100 tane evladımız bu okulumuzda eğitim, öğretim görüyorlar. Bu evlatlarımız yarının anneleri, yarının iyi neslini yetiştirecek olan kıymetli yavrularımız. Onlar iyi yetişirlerse yetiştirdikleri evlatlar da kaliteli yetişecek. Birbirinden değerli 3 tane Elif ismini taşıyan öğrenciniz de dikkatimi çekmedi değil. Elif'te bir hikmet olsa gerek ki 10 öğrencinin 3 tanesi Elif. O 3 öğrencimiz de buradaysa alabilir miyim kendilerini? Elifler sizi. Şöyle Elif gibi gururlarla da dik durun bakayım. Utangaç durmayın, dik durun. Sizleri ve sizi şahsınızda size emek veren annelerinizi, babalarınızı ve hasaten öğretmenlerinizi tebrik ediyorum. Kıymetli dostlar, hatırlanmak güzel bir duygu. Okulumuzu yapan Ashabil abimiz, unutmayın, değer verin, sadece okulu yaptırmakla kalmamış, elini okuldan çekmemiş ve hala başarılı öğrencileri veya okula katkı sunulacak her ne var ise bir fırsat verip okulla gönül birlikteliğini devam ettirmekte. Bundan dolayı da sizlerin adına, sizlerin huzurunda gönülden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ve Hasan abi gibi hayırseverlerimizin sayısını artırsın. Kıymetli yavrum, sizlerimizin göz bebeğimizsiniz. Biz sizlerden çok umutluyuz. Hem şikayet ettiğiniz şekliyle gençliğin her geçen gün biraz daha sorgulandığı, biraz daha bu gençlik nereye gidiyor diye hayıflandığımız bir dönemde sizler bizim umudumuzsunuz. Biz sizlerden çok şey bekliyoruz. Ve deprem sonrasında Elif Ejderha kızımız ve onunla beraber diğer 5 tane daha yavrumuz Türkiye şampiyonu olmak suretiyle deprem sonrasındaki azimlerinin bir neticesi olarak bu şehre umut oldular. Yaralı şehrimize yeniden moral kaynağı oldular. Bu vesileyle ben hem Elif kızımıza hem diğer şampiyon olan 5 öğrencimize ve özellikle de Zekeriya Tanrıverdi Hatip Ortaokulu'nda okumak, mezun olmak ve güzel başarılara imza atmak üzere 1100 tane öğrencimizin her birine gönülden teşekkür ediyorum. Ailelere teşekkür ediyorum. Kıymetlilerimiz, her birimiz evlat sahibiyiz ve evladımızın güzel günlerini görmek isteriz. Onunla onur duyarız. Belki de bizim yetinmediğimiz yerde, belki de akademik olarak yetersiz kaldığımız yerde okullarımız bu eksikliği kapatmak suretiyle hem akademik olarak hem ahlaki olarak iki
hasreti bir araya getiren ve neticeye doğru yürüyen evlatlarımızı yetiştiriyoruz hep. Ve hepimiz biliyoruz ki dünya bir imtihan dünyası. Biz bir amaç için geldik. Yaratılış gayemizi bilerek hangi yolda yürümemiz gerektiğini iyi biliyoruz. Bizim bilmemiz bazen yetmiyor. Bunu evlatlarımıza da göstermemiz, evlatlarımıza da Sülük ailesini anlatmamız gerekiyor. İşte ümmetlik ortaokulları bu manada ortaya konulmuş en iyi modeldir. Merdiven altına kaymadan, aklını kiraya vermeden, devlet kontrolünde ve güvenli ortamlarda eğitim, öğretim veren devletin okulları. İlk yedi imatipten birisi Kahramanmaraş'ımızda ve bir gelenek de var. 73 yılda oluşmuş kadim bir gelenek. Çıktılar alınmış, örnekleri görülmüş, somut ürünleri ortaya konulmuş kadim bir gelenek. İşte bu günlerin özlemiyle belki bugünkü öğrencilerimiz de bu günlerde öğrencilerle gördüklerimizi göremeyince üzüldüğümüz, sayıflandığımız olur. Ama bir şeyi çok iyi fark etmemiz lazım. Zaman değişiyor, şartlar değişiyor, anlayış değişiyor ve bu çocuklarımızı bizim zamanın imkanlarını, teknolojisini, anlayışıyla nezlederek yine asli fıtratında devam etmemiz gerekiyor. İşte bu bahsettiğim kaygılarla ortaya koyduğumuz güzel bir örnektir. Zekeriya Tanrıverdi İmatik Ortaokulumuz zirveyi ele geçirmiş ve kolay kolay baş okullarını bırakmayacak bir okul. Okul müdüründen, idarecisinden, öğretmenine kadar, hizmetlisine kadar, velisine kadar ve en nihayetinde öğrencilerine kadar her birilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah sayıları çoğalsın istiyorum. Emek veren, destek olan, elini çekmeyen herkesin Rabbim ömrünü hayırlı, bereketli, uzun eylesin. Kazancını bereketli eylesin. Dünya ve ahireti mamur eylesin inşallah diyerek her birinize selam ve hürmetler bildiriyorum.
Thank you.